Çeyrek yine aynı 790 aralığında devam ediyor. 780, 790, 800 o aralıkta devam eder gibi, yılı tamamlar gibi görünüyor. Altınımızın gramı da 440, 445, 447 aralığında devam ediyor. Fazla bir iniş çıkış yok. Haftaya yine yatay bir seyirde başladık. Dolarda bir gerileme var, hafif gerileme var. Bugün dolar neyle başlamış? İşte 7700 gibi, 7690 gibi alıcısı var. O civarda başlamış oluyor. Euro'da 9, Euro'da bir gerileme var. 9.37 bandında başlamış oluyor. İnşallah ne diyelim, yılı böyle tamamlayacağız sanki, görüntü öyle. Şimdi altın emtiyası hem rahat havayı seviyor hem bulanık havayı seviyor. Kolay bir yatırım aracı, rahat bir yatırım aracı. Sadece takı ve tasarımda değil, tasarrufta da biliyorsun çok tercih edilen bir emtia. Şimdi 2020 yılına gördüğünüz gibi belli türbülanslarla gittik geldik, gittik geldik, gittik geldik. 2021'de yılı inşallah öncelikle aşı yılı olsun ve herkes, hepimiz aşımızı olarak güzel, daha da sağlıklı bir yaşama kavuşalım istiyoruz. 2020 yılı biraz biliyorsun ağırlıklı geçti, hep şüpheli geçti, hep böyle korkularak geçti. Ne olacak, ne gidecek gibilerinden. Şu anda vakalar da yüksek. İnşallah bunu merkezi hükümetimiz de önlemeye çalışıyor, önlemler almaya çalışıyor. Şimdi 2021 yılı altında bence nikah yılı olacak, aşı yılı olacak ve altın yılı olacak diyorum ben yine. Çünkü 1910 bazı buradan aldığımızda 30 ve 50 ve 70 bandını göreceğiz. İnşallah güzel bir yatırımcısına yine güzel kazandırır, yine güzel günler görürüz istiyoruz. Çünkü 2020 yılından kalan bütün nikahlarımız kaldı, bütün işlerimiz kaldı. Hep öteledik, mecburi işleri yaptık. Bu da önümüzdeki Ramazan-ı Şerif bayramıyla beraber inşallah ömrümüz olursa ondan sonra güzel bir sıkışma olacaktır işlerde. Ben bütün esnaf arkadaşlarımız kendi kategorisinde hazırlığını yapsınlar istiyorum. Biz de hazırlığımızı yavaş yavaş yapıyoruz. 2021 yılı daha güzel, daha zengin, daha sağlıklı olacak diyorum. Şimdi daha önce de söyledik, altın güvenli bir liman. İnsanların her zaman yanında taşıyabildiği ve her çarşıya çıktığında anında paraya döndürebildiği bir araç. O yüzden insanların daha kolay erişebildiği, hemen çayını yudumlarken tasarrufunu yapabildiği bir emtia. Şimdi bizim gözümüz aslında yerli aşıda. Bak, Erciyes Üniversitesi'nin yaptığı ve 5. ayda 4. ayda uygulanmaya başladı. Şu anda 3. fazı da uygulanmaya başladı dedi Sağlık Bakanımız. Verimli, gayet güzel dedi. Bu da sevindirici. Yerli aşımızda çıktıktan sonra insanlar daha rahat edecek. Rahat olunca, rahatın olduğu yerde huzur, güven olacak. Gördüğünüz gibi dünya, Avrupa Birliği ciddi bir pandemi kasası yaptı. Yani ciddi bir pandemi şeyi yaptı, bütçesi yaptı. Bizim devletimize gereken adımları zaten atıyor. İnsanlar ne olacak? Rahat oldukça, her şeyi güvene aldıkça, sağlığına kavuştukça yatırımlar devam edecek. Bu da altınımıza olumlu yönde etkileyecek. Ve altınımız peyderpey yine aynı. Geçen sene bakın, daha yılı bitirmek üzereyiz. Geçen sene baktığımız zaman 267-300 bandında gelen altın, bugün 400-500 aralığında giden bir bantta. Yani güzel kazandırmış. Elhamdülillah, yine herkes sağlıklı bir şekilde kazansın istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.